3-2-1, hanımdan izin aldık. Aşkım ben başlıyorum dedim. Başladım videoya. Aşkım ben başlıyorum. Aşkım su getirir misin? İlaç alacağım mı ben? Evet, videoya başladık. Bugün değişik bir gün. Spora gittik. Çok yoruldum. Başım ağrıdı ve hafiften hala şu şöyle gözümden yukarı ağrıyor. Teşekkür ederim. Neyse. Biraz yoruldum. Şöyle bir yarım saat, bir saat bir bölüm... Ne oldu? Bakıp gülüyor. Beni de taşak geçiyor arkadaşlar. Neyse. Böyle bir yarım saat, bir saat bir bölüm daha çekerim ben diye dedim. O enerjiyi buldum kendimde. Öyle bir bölüm çekeyim istedim. Ya zaten artık ilk iki bölüm hani Hastings ve York şeydi böyle biraz. Birleşik bölüm gibi oldu, ondan uzun oldu. Diğeri biraz daha kısa olmuştu. Bunda öyle olacağını düşünüyorum. Bilmiyorum nasıl olur. Daha sonra Blizzard'ın satıldığı haberi geldi. Daha doğrusu Activision Blizzard King'in yani ABK'nın satıldığı haberi geldi. O güzel bir haber oldu. World of Warcraft oynayamıyorduk pahalılığından dolayı. Falan filan yani öyle bir değişik bir gün yani. Böyle heyecanlıyız, işte yorgunuz. Abim burada bu arada, yayın açamıyorum şey olarak. Tabii hani onun da şeyini söyleyeyim çünkü bu videoyu yüklediğimde çok geç olabilir. Bugün ayın 18'i. 18 Ocak 2022'de bu kaydı alıyorum arkadaşlar. Belki 3 hafta sonra falan yayınlarım, bilmiyorum. 3 hafta olmaz da 3 gün falan sonra. Çünkü dayanamam bunu, mutlaka yayınlarım. Öyle yani. Nerede kalmıştık? Hastings yani İngilizler oynuyorduk Normanları. Hastings ve York görevlerini yapmıştık. Bayeux'u hatırlarsanız aha falan o sadece evleri yıkmak yetiyor mu falan demiştim. Şimdi Tinchebrae. Bilmiyorum. Tinchebrae Muharebesi. Bak. Ben doğru ya okumuşum. 1105'miş. 1106 şimdi. Sanki diğer görevin başlangıcında 1106 yazıyordu. Neyse. Normandiya uğruna yapılan kardeş kavgası bugün karara bağlanacaktı. Bakalım. Neyse arkadaşlar. Bugün 3. bölüm Age of Empires serimizde 3. bölüm ama görev olarak 4. bölüm Tinchebrae muharebesiyle karşınızdayız. Haydi başlayalım. Görevi başlat. O güzel videolar gelsin bakalım. While Bayeux burned, King Henry pressed his advantage. Seizing key fortifications and buying the loyalty of powerful lords, Henry loosened his brother's grip over Normandy. At Tinchebrae in 1106, brother would fight brother for final claim to their father's lands. Sanki bu da biraz böyle ilk bölümdekiymiş gibi olacak ama yapacak bir şey yok. Taş surları kuşatma ekipmanı olma, ha taş surlar özür dilerim. Kuşatma ekipmanı olmadan aşılamaz. Kral 1. Henry'nin Normandiya'ya girişimi kardeşini ele geçirmeye bağlıydı. Normandiya girişimi özür dilerim. Dedim ya yorgunum biraz. Neyse baştan başlayayım. Kral 1. Henry'nin Normandiya girişimi kardeşini ele geçirmeye bağlıydı. Fakat Tinchebrae'deki kale Duke Robert'ı korudu. Bu Robert acaba neyse girmeyelim o mevzuya. Henry onu kale dışına çekebilmek için her yolu başvurmaya niyetliydi bakalım. Okçular mızraklı askerler gibi yavaş hareket eden hedeflere karşı oldukça etkilidir. Hintleri de okuyalım bu arada. Ayarlar menüsünde birçok eylem için faydalı kısa yol bulabilirsin. Onu oynayarak tecrübe etmeyi yeğliyorum şu anda. Taş surlar kuşatma ekipmanı olmadan aşılamaz. Tamamdır. Yani şu an mesela ben bu oyunu arkadaşlar 300 lira verip de satın almadım Age of Empires'ı. Game Pass üzerinden oynuyorum. Aylık 30 lira bir ödeme yapıyorum. Arada Forza Horizon atıyorum ve yine aylık 30 lirayla Red Alert bir Remastered oynuyoruz. Zaten yayınlarda beraber rica ediyoruz. Yani o yüzden Blizzard'ın Xbox tarafından artık Microsoft aldı aslında Xbox diye değil. Microsoft satın aldı. Xbox'ta Game Pass'e gelebilme umudu çok büyük bir olay yani. Ve yani Microsoft'un aslında yazılım firması olarak yola çıkmış olması hani atıyorum şey anlamda. Ama oyun sektöründe de çok böyle agresyona meyilli değil mi? Öyle diyorduk ya da. Agresyona meyilli yani çok agresif adımlar atması böyle çok girişken hareketler yapması güzel. Çünkü adamların amacı oyun sektöründen para kırmak değil yani. Adamların amacı sahip olduklarından para yapmak. Yani öyle söyleyeyim. Biraz saçma gelebilir ama yani neticede şimdi Windows'un
nasıl kullanıldığını biliyoruz ya da işte fiyat şeylerini, politikasını biliyoruz. Türkiye'de Xbox'ın uyguladığı fiyat politikalarını biliyoruz. Yani adamların amacı kendilerinin programlarının mümkün olduğunca her yerde kullanılabilmesini sağlamak. Blizzard, yani Activision, King falan var evet ama biz daha çok Blizzard'çıyız biliyorsunuz. Blizzard'ın oyunlarının da bu nasıl söyleyeyim gruba dahil olmuş olması bu anlamda umut verici oldu. Yani umarım arkası gelir. Determined to claim Normandy and capture his brother Duke Robert, King Henry besieged the castle at Tinchebrae. But the direct assault on the formidable stone castle was failing. Unable to breach the towering walls, the king devised a new plan to capture his brother. Neymiş o? Henry would force Robert to defend his lands from attack by razing the villages of Martigny and Fresnes. Ne? Robert'ın ordusunu çıkarmak için köyleri yık. Eyvallah. Masum köylülere böyle direkt dalacağız mı? To goad Robert out of his stronghold, Henry's men would burn the village to the ground. Martigny köyünü yıkıyoruz şu anda, tatsız bir şekilde. Ops. Ordunun tamamını tutamadım. Yangın başladı, yıkılış. Tamamını mı yıkacağız? Altın bunlar, altınları alalım. Kral da eline direkt meşale aldı yalnız. Görüyor musunuz bunu? Bu köy ne zaman yıkılmış sayılacak acaba? Yukarıda yazıyormuş şurada. Altınları veriyor mu? Bu arada otomatik şey var galiba. Henry would have to raise the stakes. Next, he targeted the village of Fren diyor. Ben mesela Frenes derdim buna. Henry could buy reinforcements from nearby allies if he could procure the gold to pay them. Ne kadar goldum var? 700 goldum var. Henry received word that Robert had sent for a fresh army to aid in defending his position at the castle. Henry had to eliminate these new forces şöyle. Before they could combine with the garrison at Tinchebrae. Henry paid his ally in Tosny and received a regiment of soldiers. Şöyle gelsinler bakalım. Dedim ya altınlar kesin bir işe yarıyordur diye. Bak şurada bir altın daha var.
Ben bir tane atlınızı alayım kardeşler. Eliminating Robert's incoming army, Henry had thwarted his brother's attempt at strengthening the castle's defenses. Şu altın gibi gördüm ama çok bir bağırış var şu an bölümde. Ha bu arada kameramın arkasında kalmış. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Burada bir satın alma yapıyoruz şey olarak. Askeri birlik olarak. Henry sent gold to his ally in Brittany, and in return, a detachment arrived to bolster his numbers. Piyade diyor ama yani okçu falan var aralarında. Ben de ha bileydim bir 300'lük daha süvari alırdım yani. Ne bileyim. Şöyle atak vereyim. Zaten yeterince kalabalık yani ordum. Başka yerde altın görüyor musunuz? Kaydediliyor. Kaydetme lan, bir şey olmaz. At the hands of Henry's army, the village of Fren was in ruins. Henry's provocations had paid off. Robert finally emerged from the castle. Tamam, çıktı kaleden. To face his brother in open battle. Tamam, buluşacağız orada. Onlar da sanki hareket ediyor, evet. Şu manevrayı alabilirsem. Tepede yakaladım en azından. Teşekkür ederim.
Benim kral gitti ya. Tamam. Hemen de maviye boyamışlar kaleyi. King Henry's tactic of luring Robert into the open had worked. Henry captured his brother and Normandy was his. Evet, kaderi belirleyen bir savaştan sonra Kral Henry'nin taktikleri Tinchbrey'i almakta ve kardeşini ele geçirmekte başarılı oldu. Normandiya artık İngiltere'nin ellerindeydi. Güzel oldu. Şimdi ne yapalım? Zorluk kolay gözüme. Ha tamam, normal canım. Bu da çok uzun bir bölüm olmadı açıkçası. Beklediğimiz gibi ama... Yok, devam etmeyelim. Bölüm bölüm kasmaya devam edelim. Eminim öyle daha güzel olacaktır. Çünkü bir sonraki bölümün uzunluğu işte ilk bölümdeki gibi videonun bağlılığını sıkabilir. Şey yapmayalım. Normanları, İngilizleri, Anglo-Saksonları oynamaya devam edeceğiz. Bunların hikayesini görmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve kulağınız Game Pass'te olsun, Xbox Game Pass'te olsun arkadaşlar. Her an yani belki de şu anda geldi bile bu videoyu yayınladığım tarihte ama sanmıyorum. Her an bir haber gelebilir. O yüzden kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sizleri seviyoruz. Bye.